Birazdan izleyeceğiniz kayıt, uçtan uca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. PowerBI.com'da yayınlanmış raporlara erişmenin iki farklı yöntemi var. Ya herhangi bir standart browser ile erişirsiniz kullanıcı bilgilerinizi girerek ya da mobil aplikasyonlarla girersiniz. Her türlü işletim sistemi için mobil aplikasyon var. Windows, Android, iOS, cep telefonu için var, tablet için var. Onları basit bir setup'la kurduğunuzda kullanıcı bilgilerinizle login olabilirsiniz. İsterseniz basit pratik kullanımlarına bir bakalım. Bu rapor sayfasına birkaç farklı görsel daha ekleyelim. Bir treemap ekleyelim. Treemap'i müşteri adı bazında satış tutarlarını görelim treemap'te. Bir tane harita ekleyelim. Haritayı teslim ilçesi bazında lokasyona koymak lazım. Ee, satış tutarı bazında görelim. Satış büyüklükleri çok küçük bubble'lar şeklinde çıktı. Görünümle ilgili bir durum. Görünümle ilgili her şey eğer varsa buradaki format panosunun altındaydı. Bakalım var mı? Varmış bir şeyler. Şöyle biraz büyütelim. Evet, şimdi biraz daha kolay okunur hale geldi. Diyelim ki rapor sayfamız bu. Kaydettik. Bulut'ta yayınladık. Mevcut datasetin üzerine yazıyorum. Şimdi bu rapor sayfasına mobil aplikasyondan bir bakalım nasıl gözüküyor. Okey. PowerBI.com'da browser üzerinden aynı rapor sayfasına baktığımda gördüğüm durum, görünüm, desktop'tan nasıl publish ettiysem aynen o şekilde. Şimdi Android bir cihaz kullanıyorum ben mobil aplikasyonu kurdum. Login bilgileriyle girince böyle bir ekran karşılıyor beni. Home menüsü karşılıyor. Bu publish ettiğimiz raporun adı Role Level Security. Bir bakalım mobilde nasıl gözüküyor. Desktop'ta nasıl hazırladıysak mobilde de o şekilde gözüküyor. By default'u bu. Ama bu raporu biz oluştururken telefon görünümüyle birlikte oluşturup publish etseydik daha güzel bir görünüm, daha okunur bir görünüm elde edecektik. O yüzden Power BI Desktop'a geri dönüyorum. Telefon görünümünü oluşturmak amacıyla. Okey, rapor sayfasına geri geldim. Buradaki sol alt köşedeki şu bölümden telefon sekmesini mobile layout'u seçiyorum. Bu bizim telefonumuzun dik tuttuğumuzda görünümü bunu sürükleyip bıraktım. Bunu double click ile ekledim. Matrisi de benzer şekilde double click ekledim. Şimdi aynı raporu hiçbir değişiklik yapmaksızın tekrar publish edeceğim. Dataset'in üstüne yazıyorum rapor sayfası da güncellenmiş olacak. Mobil aplikasyona tekrar dönüyorum. Bakalım bir farklılık var mı? Mobil aplikasyonu tekrar açtım. Aynı rapor sayfasına bir daha bağlanıyorum. Bu sefer daha önce yatay ve okunmaz şekilde gözüken rapor sayfası biraz daha telefonda okunaklı hale geliyor telefonla erişiyor olmanın, mobil aplikasyonla erişiyor olmanın en pratik olduğu noktalardan bir tanesi dashboardlara erişmek. Henüz bir dashboard yaratmadık ama dashboardlara telefondan bakıyor olmak çok pratik. İşletim sisteminin ne olduğuna göre uygulamalar arasında ufak nüanslar var ama hepsinde bir yorum yapma sistemi var, bir comment yapma sistemi var. Rapora yorumlarınızı ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz yorumları aynı raporu akses eden başka kişiler görecektir. Bir özellik daha, bu da zaman zaman pratik bir özellik. Raporla ilgili herhangi bir durumu yakaladığınızda, artı ya da eksi merak ettiğinizde bunun üzerine gelip yazı yazabilir. Örneğin şu harfleri seçmemiz lazım. Ne oluyor burada arkadaşlar deyip bu yazdığınız yazıyla birlikte bir screenshot olarak artık ne kullanıyorsanız WhatsApp, Gmail, herhangi bir telefonunuzda yüklü olan başka bir uygulamayla paylaşıyor olabilirsiniz. Bir başka pratik özellik burası ile ilgili. Şuradaki notification'lar. Bunlar by default açık geliyor zaten bir şey yapmanıza gerek yok. Eğitimin ilerleyen safhalarında biz oluşturduğumuz rapor sayfalarına subscribe olacağız, üye olacağız. Diyeceğiz ki şu değer şu aralığın dışına çıktığında bana haber ver. Dataset güncellendiğinde kontrol et, aralık dışındaysa bana haber ver. Bu Data Alert'lerin hepsi kişisel. Ben X metriyi takip ediyor olabilirim, siz başka bir metriyi takip ediyor olabilirsiniz. Herkes kendi Data Alert'ünü yaratabilir. Data Alert tanımlarınız, kurallarınız neyse Power BI.com servisi telefonunuza kadar notification gönderecektir. Gayet faydalı bir özellik. Yetkinizin olduğu çalışma alanlarını burada görebilirsiniz. Çalışma alanlarının içindeki raporları görebilirsiniz. Bunları favorilere al alabilirsiniz. Eğer yetkiniz varsa raporların güncellemesini de mobilden yapabiliyorsunuz artık. Tekrar Home tabına geri geleyim. Başka da çok anlatılacak bir kısmı yok. Uygulama sıklıkla güncellenen uygulamalardan bir tanesi. Takip etmenizde fayda var. Kurcalarsanız normal bir aplikasyon gibi neyin nerede olduğunu çok kolay deşifre edebileceğiniz tarzda bir şey. Ben önemli olanlarını söylemeye çalıştım, aktarmaya çalıştım.